Merhaba sevgili arkadaşlarım. Şahin ve Doğu kanalımıza hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun değerli arkadaşlar. Şu anda ormandayız. Neden ormandayız? Ormanlarda kaldığınız zaman açlığa nasıl dayanılır? Hangi otlar ormanda yenir? Onları sizlere göstermek istiyoruz değerli arkadaşlar. Ola ki ormanda kayboldunuz. İşte hayatta kalmanız için bazı otları da bilmeniz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Her ot yenmez, her gördüğünüz ot yenmez. Ancak yenen otlar da bilmeniz gerekiyor. Sevgili arkadaşlar, biraz sonra sizlere yakın çekimlerinde göstereceğim. Şurada şöyle bakın, bir ot var. Bu ot yenebilen bir ot. Ormanda su teresi olarak biliniyor. Yani akarsularda, temiz akarsularda olabilir. Genellikle su teresi sularda olur. Yani akarsuların ayaklarında olur. O suyun içinde olanı, bu da kırda olanı, yani ormanlarda olanı. Tadı ikisinin de hemen hemen birbirine benziyor. İkisinin de aynı tadı. Ancak suda olanların biraz daha yaprakları geniş olur ve kalın olur. Bu da ormanlarda, dağda yetişen otun başka bir türü sevgili arkadaşlar. Şöyle yakın çekimden gösterecek olursak, yaprakları bu şekilde ve kökleri de şöyle beyaz sevgili arkadaşlar. Çiğ olarak yenebiliyor. Böyle kendine has aromatik bir kokusu ve tadı var sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda bunu yemek olarak da yiyebilirsiniz. Yani çiğ olarak tüketildiği gibi aynı zamanda soğanlı, yumurtalı, zeytinyağlı yemeğini de yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bu otu şimdi sizlere yakından göstereyim, dalını yani. Evet, bakın tam olarak ot bu sevgili arkadaşlar, görüyorsunuz böyle küme küme oluyor ve çok sayıda bu su teresinden ormanlarda bulunabiliyor sevgili arkadaşlar. İşte bu bu otu görürseniz ormanda yiyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Tabii ki bunların eşleri de var, onlara dikkat etmek lazım. Bilmediğiniz otları yemeyin. Bunun zaten tadı çok farklı. Anlayacaksınız sevgili arkadaşlar, yediğiniz zaman farklı bir tat olduğunu ağzınıza gelecek zaten. Aromatik bir tadı var yani. İkinci bir otumuz kuzu kulağı. Bu kuzu kulağını genelde herkes bilir değerli arkadaşlar. Şimdi yakın çekimden sizlere göstereceğim. Çiğ olarak tüketilebilen otlardan sevgili arkadaşlar. Kuzu kulağında limonu andıran bir tadı var, böyle ekşi bir tadı var arkadaşlar. Özellikle böyle kırlarda olan daha güzel. Pazarda satılanlar ekildiği için bu kadar ekşisi yok. Bu tamamen doğal bir kuzu kulağı. Şimdi yakın çekimden sizlere bu kuzu kulağını da göstereceğim. Ormanda kaldığınızda değerli arkadaşlar, açlıktan ölmemeniz için mutlaka bu otları tanımanız gerekiyor. İşte şimdi sizlere yakın çekimden yenebilen otları da gösteriyorum. Bakın kuzu kulağı da böyle yaprakları daha geniş. Diğer ota göre, buna göre, su teresine göre yaprakları daha geniş ve kat kat. Şimdi bunu da böyle kökünden alıyoruz. İşte bakın sevgili arkadaşlar, doğal olarak kuzu kulağı da bu. Bunu da gördüğünüzde çiğ olarak tüketebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ekşi, limonsu bir tadı var. Yaprakları daha geniş diğer ota göre. Bunu da genelde bilirsiniz. Kuzu kulağı pazarlarda da satılır. Bu da dağda olan, doğada kendinden yetişen kuzu kulağı sevgili arkadaşlar. Bunlar da dağ teresi. Şöyle gördüğünüz gibi bakın, beyaz beyaz çiçekler açmışlar. Ülker Hanım da şöyle topluyor. Ülker Hanım, diğer terelerle tadı aynı.
bir değişiklik yok. Tadında bir değişiklik yok. Yaprağa benzerlik hiç yok. Bizim bahçelere ektiğimiz, kendimizin yetiştirdiği tere iki çeşit. Biri tel tere, biri de tel olmayan tere. Büyük yapraklı, rokoya benzeyen bir tere cinsi var. Bunun yaprakları tamamen farklı. Bu daha bir farklı. Bunun neyi benziyor? Çiçekleri benziyor, tohumu benziyor. Bahçelerde yetiştirdiğimiz akıllı terelere. Bu daha da deli tere. Ama inanın o kadar şifalı, o kadar güzel. Çiçeğe tohumu, tadı benziyor. Birebir kokusu. Sadece yaprağının şekli görsel olarak benzemiyor. Gösterelim tazesini. Tazesini şurada buldum. Dur sen alayım odunun altından. Özellikle çam ormanlarında olur deli tere arkadaşlar. Diğer yerlerde çok olmuyor, görmedik. Şimdi buradan çıkarıp şöyle bakın, benzerliğin yaprağına bakın şöyle. Görülüyor mu? Görülüyor canım. Şurada daha iyi görünür. Evet. Evet. Bak hiçbir benzerlik yok yaprağında. Evet. Yani iki çeşit tere var dedik ya. Evet. İkisine de yaprağa benzemiyor. Evet ama tat olarak aynı. Ya tadında hiçbir değişiklik yok. Peki Ülker Hanım, dağda ormanda kalırsa bu otlarla hayatlarını sürdürebilecekler değil mi yani? Ya bilsinler inşallah. Tabii. Allah dağda ormanda kaldırmasın da. Evet. Hani Rabbim o şey etmesin, o duruma düşürmesin. Oldu, oldu ya. Olur ya, bizim gibi şey mantara etmiş. Gittik kaybolduk mesela biz yani. Ha, öyle bir şey olduğunda otları bilmenizde, yenilebilir otları bilmenizde fayda var. Yenilebilir otları bilin derken de bilmediğiniz otları emin olmadan yemeyin. Mesela çok benziyor birbirine. Deli tereye benzeyen ot var. Onu da görsem göstereceğim. Mesela şöyle bir ot türü var. Bu da yeniyor. Bakın. Evet. Bunun adı ne Ülker Hanım? Bunun adı Züleyha'nın dilinden. Züleyha buna dinde güzel diyor. Dinde güzel diyor. Birileri cimcime diyor. Biz de kuş otu diyoruz. Kuşlar yaprağını çok yer. Kuş otu olarak bildiğimiz için biz kuş otu diyoruz ama farklı isimlerle her yörede anılabiliyor yani. Şimdi Kırgazaya kuzu kulağı diye çekti Şahin. Kırgazaya suda olan gazayana benzemiyor. Ama tat olarak, koku olarak aynı. Evet. Bu kazayak türünün ikisi de kuzu kulağı. Bu şimdi gösterdiğim şu işte. Züleyha buna dinde güzel diyor. Biz kuş otu diyoruz dedim ya. Bu otların, bunlar çiğ yenilebilir. Mesela bu ot çiğ yenilir. Salatalarda kullanılır. Salatalar hariç bunun böreği olur, kavurması olur, gözlemesi olur, pidesi olur. Her türlü olur bunun. Kazayağının da olur. Ekşi kulak salatalarda kullanılır. Ekşi kulak çiğ olarak tüketilir arkadaşlar. Yani ekşi kulak pişirilir mi? Yemeklere karıştırırsan limonu aratmaz. Tabii marulunu içine doğra ye. Salata olarak. Sade de yiyebilirsiniz. Tere de pişmiyor arkadaşlar. Roka da pişmiyor. Bildiğiniz gibi çiğ yeniyor. Tabii onlar çiğ yenenler. Ama şeyi su teresini, daha doğrusu gır kazayağını kavurarak yiyebilirler tabii, yani. Tabii tabii. Şimdi ben bunları mesela böyle gır teresi alıyorum. Kuzu kulağı Şahin de buldu buralarda. Kazayak. Kevser'e götüreceğiz. Kevser seviyor. Şöyle yukarıda o gittiğimizde daha çok güzel. Mesela kazayakları dün çok bulduk biz, topladık. Şöyle bir gidelim o zaman yukarıya doğru bakalım. Bak işte mesela şurada bak çok, bak belirgin daha taze. Bitiyor. Ufak bunlar hani tabii ormanda tam gelişemedikleri için. Bak şöyle Allah'ın bunun şifasına diyecek yok. Öksürük değil mi Elker Hanım? Balgam attırıyor. Balkan söktürücü. Şöyle çok güzel. Bunu minik minik böyle topluyorum. Kevser otları, yeşillikler çok seviyor. Evet. Yavrumuz için, kuzumuz için, her şey. Çocuklarımız için bak böyle minik minik bunları inleyle kuyu kazar gibi. Yani hani böyle baka baka baka. Şuralarda ufak ufak kuzu kulakları daha bak. Yeni bitiyorlar da evet. Bunlar toplanmaz bak. Bunlar ufak daha, bunlar büyüyecekler. Bunlar büyüyecek. Çok güzel tazesi. Evet işte bakın. Şurada dalında görün tere. Bak. Tere bu. Dal teresi bu. Ha. Çok tohumu buralarda. Bunu alıyorum. Evet. İnşallah Kevser'ime, badem gözlü kuzuma şifa olsun. Böyle atıyorum. Özlem'e, Kevser'e toplayıveriyoruz işte buralarda. Tamam. Şöyle çıkalım bakalım yukarıya doğru. Yenen başka bir ot da sevgili takipçilerimiz, diken otu. Bu diken otunu hemen hemen her bölgede bulabilirsiniz. Kevger dikeni denir, eşek dikeni denir, deve dikeni denir. Yani
çeşit çeşit dikenler var. Bu da dikenin başka bir türü arkadaşlar. Bu dikenler de yenir ve aynı zamanda çok çok şifalıdır sevgili arkadaşlar. Şöyle bu dikeni de çıkarıyorum sizler için. Evet. Yakın çekimden sizlere bu dikeni de göstermek istiyorum. Bakın. İşte bu diken de yenebilir sevgili arkadaşlar. Tazelerini yiyebilirsiniz. Ancak biraz kartaldıktan sonra bu dikenler batabilir. O zaman da şöyle bir işlem uygularız sevgili arkadaşlar. Şu batça kısımları şöyle alıyoruz yapraklarını. Şu kök kısımlarını şu şekilde tüketebiliriz sevgili arkadaşlar. Yapraklarını elimizle ayıkladıktan sonra şu kök kısımlarını yiyebiliriz. Şu filiz kısımları yenebiliyor sevgili arkadaşlar. Buralar dikenli. Biraz kartalmış bunlar. Çok lezzetli olur. Aynı zamanda karaciğer dostudur sevgili arkadaşlar. Kan temizleyici özelliği vardır. Antioksidan özelliği vardır. Birçok hastalığa şifa olarak biliniyor sevgili takipçilerimiz. Bunu da ormanda aç kaldığınızda tüketebilirsiniz. Sevgili takipçilerimiz, doğada, ormanda yiyebileceğiniz, çiğ olarak veya pişirerek yiyebileceğiniz başka bir ot daha var. Bu da çiriş otu sevgili arkadaşlar. Çiriş otu genelde Anadolu'da çok bilinir. Bunlar Mart ve Nisan aylarında ortalarından göbek açarak beyaz beyaz çiçekler açarlar. Ve köklerinde havuça benzeyen bir kök vardır değerli arkadaşlar. Bu çiriş otu da Fransa, yabani Fransa olarak da biliniyor. Birçok farklı dilde söylenebiliyor. Bu çiriş otundan da yararlanabilirsiniz ormanda aç kaldığınız zaman. İster pişirerek istersen çiğ olarak da bu çiriş otunu yiyebilirsiniz. Hatta bazı bölgelerde bu çiriş otunu sütle de pişirebilirler. Güneydoğu'da veya Doğu Anadolu bölgesinde de bu çiriş otundan da otlu peynir yapılır sevgili arkadaşlar. Şimdi sizlere bir tane bunun kökünden kazmak istiyorum. Göstereceğim çiriş otunun kökü nasıldır sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, bakın sizlere havuca benzeyen kökü var demiştim. İşte havuca benzeyen kökleri var ve şöyle çıkardığımızda evet işte bu da çiriş otudur sevgili arkadaşlar. Yemeğe yapılabilir pransayla. Bakın göbeği de çıkıyor yavaş yavaş buradan. Bu göbek Mart ve Nisan aylarında bu göbek uzayarak içinden beyaz çiçekler açacak sevgili arkadaşlar. Göbeğini görüyorsunuz. Muhteşem bir tadı var sevgili arkadaşlar. İşte ormanda aç kaldığınızda da bu çiriş otundan da faydalanabilirsiniz sevgili takipçilerimiz. Şimdi bu da kuzu kulağına benziyor. Ama bakın bu kuzu kulağı değil. Yani yaprakları neredeyse ikisinin birebir aynısı. Kuzu kulağı kesinlikle bu değil arkadaşlar. Yanlış ot almayasınız. Böyle arkasına baktığınız zaman bunda tüyler vardır. Ancak bu daha tüysüzdür. Düzdür sevgili arkadaşlar. O yüzden karıştırabilirsiniz. Bu yabani kuzu kulağıdır. Bu da gerçek kuzu kulağıdır. Onun için otları bilmediğiniz zaman kesinlikle tek başınıza toplamayın sevgili arkadaşlar. Çünkü yanlış ot topladığınızda zehirlenmelere kadar yol açar. Otları bilmiyorsanız kendi kafanıza göre kesinlikle toplamayın. Şöyle kazacağım. Neredeyse iki ot birbirinin aynısı. Değerli arkadaşlar, şöyle baktığınızda bu daha geniş yapraklı, biraz daha açmış. Ama bu gerçek kuzu kulağı. İkisi birbirine benziyor. O yüzden yanlış ot toplarsınız. Bilmediğiniz otları kesinlikle toplamayın sevgili arkadaşlar. Menekşeler, laleler, baharı müjdeliyor. Evet, İzmir'in çiçekleri arkadaşlar.
dağ lalesi. Bilinebilen otlardan bir tanesi de yağlı diken dediğimiz bir ot türü sevgili arkadaşlar. Şöyle bakacak olursanız bunu da yiyebilirsiniz ormanda. Kuzu kulağı, yağlı diken ve İzmir'in lalesi sevgili arkadaşlar. Koparmıyoruz tabii ki İzmir'in lalesini. Muhteşem bir güzellik değil mi sevgili arkadaşlar? Bakın. Harika bir renk var. Böyle tabii ki koparmıyoruz. Böyle dursun arkadaşlar. Doğada. Çiçekler dalında kalsın. Değil mi arkadaşlar? Evet, bunu da böyle yenebiliyor çiğ olarak sevgili takipçilerimiz. Hafiften böyle kara hindibağın acısı var arkadaşlar. Ama çiğ olarak da pişirerek de bu diken de yiyebilirsiniz. Diken otunu da yiyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Biz buna yağlı diken diyoruz yani. Bu da yenebilen otlardan bir tanesi ormanda, dağda aç kaldığınızda sevgili takipçilerimiz. Laleler açmış. Hava çok güzel, yaz günü gibi. Kış ayının sonundayız ama yaz gibi. Şahin'le kırlara, dağlara çıktık. Şöyle gezelim, dağ havası, çam havası alalım dedik. Şu ormanın temizliğine, güzelliğine bakın arkadaşlar. Şöyle mis mis. Laleyi görüyor musun? Evet, burada bak, burada. Buradaki çok güzel. Daha genç. Aman Allah'ım. Evet. Allah'ım, senin yarattıklarına şükürler olsun. Yeni yeni çıkıyor lala. Yeni yeni daha. Kerem, burada da bak arı girmiş içine.